Evet, günaydın sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Uzunca bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Ceza hukuku genel hükümler dersimizde bahar döneminin, bahar yarı yılının ilk dersinde sizlerle birlikteyiz. Güneşli sayılabilecek güzel bir hava var dışarıda. Biraz soğuk tabii haliyle. Fakat yani sizlerle online dahi olsa şu iletişimi kurabilmeyi, birlikte olabilmeyi çok özlemişim kendi adıma. Dolayısıyla gayet mutlu, gayet keyifli bir biçimde hepinize merhabalar demek istiyorum. Bu arada sesim size ulaşıyor, değil mi sevgili arkadaşlar? Evet, şu an görüyorum. Berkay günaydın, Beyza günaydın. Arkadaşlarımız yavaş yavaş derse iştirak edecekler. Birkaç dakika biliyorsunuz bir peşrev yapıyoruz eskilerin tabiriyle ki derse intibak edebilmeleri sağlansın arkadaşlarımızın. Rabia günaydın, Berkay, Hüseyin, Hale, Aycan hepinize günaydınlar sevgili arkadaşlar. Evet, neler yaptınız bakalım. Tahsin, Aycan günaydınlar. Neler yaptınız? Biz tabii ne yaptınız? Ders çalıştınız, finaller, bütünlemeler onlardan kurtuldunuz. Şu hibrit meselesine de gireceğim. Ali günaydın. Ama önce bir oluşalım istiyorum. Evet. Ne yaptınız ayrı kaldığımız süre içerisinde? Çok da ayrı kalamadık tabii. Sınavları yaptık vesaire falan ama Kübra, Muhammed Ertuğrul, Miray hepinize günaydınlar. Tatil yetmedi hocam. Rabia, evet yani o ezeli ve ebedi sorunumuz hiçbir zaman yetmez Rabia maalesef. Gelecekte de bu şu böyle olacak korkarım. Hiçbir zaman yetmiyor. Ve tatil gibi de değil ki kardeşim. Yani koşullar gerçi yavaş yavaş inşallah düzeliyor ama bu şartlar altında yapılabilecek olanlar belli. Dolayısıyla ben şey diyorum ona. Postu deldirmemek lazım. Evet. Şu anki öncelikli amaç o yani postu deldirmemek lazım. Sağlıklı bir biçimde yola devam edebilmek lazım. Önemli olan o şu an için. Evet. Günaydınlar sevgili arkadaşlar tekrar yeni gelenler. Şimdi nereden başlayalım nasıl anlatalım? Dersimiz belli, ne konuşacağımız, ne anlatacağımız, geçtiğimiz dönem nerede kaldığımız çok kısa bir özetini geçeceğim derse başlarken ama onun yanı sıra şey yapalım istiyorum. Söyleyin ismini. Şu genel sistematikle ilgili, derste ilgili, idare eden bize yapılan bilgilendirme ile ilgili bir şeyler söyleyeyim istiyorum. Şimdi biliyorsunuz üniversiteden şey karar çıktı diğer hemen tüm üniversiteler gibi online eğitime devam kararı çıktı. Yani prensip olarak gene bu şekilde aslında çok arzu etmediğimiz bir online eğitim süreci yaşayacağız. Tamam. Ama belirli dersler için biliyorsunuz hibrit eğitim adı altında haftanın bir günü üniversitede eğitim yapabilme imkanı getirildi. Bizim dersimiz de o hibrit eğitimin yapılacağı derslerden bir tanesi ve biz haftanın bir günü bundan sonra bugün bu saatte önümüzdeki hafta Salı günden başlamak üzere bugün bu saatteki dersimizi üniversiteden yapacağız. Yani ben üniversiteye gideceğim. Sizlerden de belirli sayıda öğrenci yanlış bilmiyorsam 20 kişiyi kırmızı amfiye alacaklar ve o şekilde yüz yüze yapacağız. Oraya tertibatı da kuracaklarmış. Ve online olarak, canlı olarak o derse katılan o 20 kişinin dışındaki öğrencilerimiz izleme imkanına sahip olacaklar. Fakat o dersleri YouTube üzerinden yapabilmek anladığım kadarıyla çok mümkün olmayacak. Yani aynı zamanda bir de orada biz kendimiz YouTube yayını yapabilecek miyiz? Bunu bilmiyorum. Zannetmiyorum ama yani ona uygun bir tertibatın olduğunu belki biz altyapı hazırlarsak neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Ama önce şey sormak istiyorum. Siz ne diyorsunuz bu hibrit eğitim, online eğitime? Çağırsalar gelir misiniz? O 20 kişinin içerisinde ben gönüllüyüm girerim diyor musunuz yoksa aman Covid zamanı gideceğim orada toplu taşımayla ne işim var mı diyorsunuz? Bir sizin yaklaşımınızı öğreneyim istedim.
Böylelikle sözlerim ne kadar zamanda size ulaşıyor, ne kadar zamanda geri dönüyor, aradaki zaman diliminde anlamış olacağım gelen yanıttan. Çok değil. Ömer diyor ki, gelemeyiz hocam. Şehir dışında yaşıyor çoğu insan. Güzel. Hüseyin diyor ki, İstanbul'da olsaydım gelirdim. Miray diyor ki, hocam bıktım evden ben geleceğim. Çok güzel. Ne yazık ki ikinci söylediğinizde. Evet, İsmail de çok niyetli değil. YouTube olursa süper olur. Valla Ertuğrul çalışacağız ama zannetmiyorum okulun öyle bir tertibatı olabileceğini, ona müsaade edeceklerini, ama elimden geleni yapacağım. Abi diyor ki, çoğumuz İstanbul'da değiliz. Doğru. Haklısınız arkadaş. Herkes İstanbul dışından gelen öğrenci, annesinin, babasının, ailesinin, çevresinin, yani memleketinde şeyde insanla gayet iyi haklıyor. Alican, sistemi ben de bilmiyorum. Alican şey diye soruyor. Okul mu çağıracak yoksa öğrenci mi başvuracak diye. Bildiğim kadarıyla okul bir başvuru açıyor. Öyle biliyorum. Ama yani bunu şimdiye kadar yapmaları lazımdı. Biraz online şeyden dolayı arkadaşlar ders programı daha bize dün ulaştı mesela. Geçen haftadan beri yana yakala ders programı. Abi benim dersim hangi gün hangi saat? Bir koydular, kaldırdılar, bir daha değiştirdiler falan. Ama sonradan netleştirdiler. Bizim dersimiz, dersleri bilmem ama bizim dersimiz salı ve çarşamba günleri sabah 9'da. Gene sabah 9 derslerini çaktılar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Netice itibariyle birilerinin bunu yapması gerekiyor. Ama salı sabah 9 dersleri üniversitede hibrit olarak yapacağız. Onlar YouTube'dan bakalım, yapmaya çalışacağız. Ama en kötü şey olacak. Bence ya şey değil, 20 kişinin işte imkanı olan, İstanbul'da olan, evde sıkılmış olan, yani maksimum 20 tane öğrencinin oraya gelmesi, ders sınıfta yapmak, yani başlangıç, yeniden bir normale dönmek için bir güzel başlangıç olur. Ya sizin için de iyi olmaz mı? Ya tamam, maskenizi takacaksınız, sosyal mesafeye dikkat edeceksiniz ama bir üniversiteye sınıftan içeri gireceksiniz. Kitaplarınıza bir yerleşeceksiniz derse. Öncesinde, sonrasında dersin çıkacaksınız yukarıda, orada bir arkadaşlarınızla bir kahve içeceksiniz. Sohbet edeceksiniz. Bakın yavaş yavaş restoranlar şeylerde belki gidip bir yerde işte bir şeyler içeceksiniz, bir şeyler yiyeceksiniz vesaire. Bir o hayatımıza dönüşün bir parçası olacak. Kütüphane vesaire işleri nasıl olacak henüz bilmiyorum ama onları da süreç içerisinde çözmeleri lazım diye düşünüyorum. Evet, bu ön bilgiyi verdikten sonra sevgili arkadaşlar, sizin sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir husus var ise şeyler dışında, ama oğlum ben finalden yüksek bekliyordum, niye böyle geldi, bütünleme de şöyle oldu falan. Ya bu hibetin şey, hibet diyorum. Online'ın güzel yanlarından bir tanesi şu test usulü oldu. Ben prensip olarak karşıyım, hep de ifade ediyorum yani. Çünkü o muhakemeyi görmek istiyoruz sınav kağıdında ama en azından bana az vermişsiniz, çok vermişsiniz hikayesi bitti kardeşim. Sistem kendisi okuyor, bana anında getiriyor işte. Tamam. Yani ne bir eksik ne bir fazla. Ancak itiraz şu olabiliyor, işte sorular çok uzundu veya işte çok kapsamlıydı falan. Eyvallah, ama bir adaletsizlik sorununu tartışma konusu olmaktan çıkartmış olmasından dolayı mutluyum. Hale diyor ki, İstanbul'da olanlar için kesinlikle güzel imkan. Evet, bence de. Ama yani inşallah yavaş 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 yaza doğru önümüzdeki dün şeyin de bu aşıyı bulan Uğur Şahin Hoca'nın da bir açıklaması vardı. Şimdi Mayıs sonu gibi bu işler düzelir, Haziran gibi diye. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani bu bahar yıllarını da atlattıktan sonra inşallah her şey daha güzel olacak. Hüseyin der ki, hocam hibrit derslerin canlı yayınlanması sorusu açısından diyor. Valla tertibatı nasıl yapıyorlar bilmiyorum Hüseyin. Yani inşallah öyle olur. Çünkü biz şu şeylerden, YouTube dersimizden bu anlamda verim alabildik. Dışarıdaki, yani fakültemizin dışındaki hukuk fakültesi öğrencileri de bu dersleri hem de canlı hem sonradan takip edebiliyorlar. Arada sorular da yöneltiyorlar şeyden, YouTube üzerinden. Keşke onu daimi kılabilsek ama nasıl yapabileceğiz şu an ben de bilmiyorum. Birlikte yaşayarak göreceğiz. İsmail der ki, eski ders kayıtları sistemde var. Onlar bu dönem için yeterli olur mu? Canlı derslere katılamazsak diye sormak istedim. İsmail doğru. Yani o belli bir konudan itibaren biz o eski kayıtları YouTube'a koyduk, geçen yılın kayıtlarını. Bu yıl da yapacağız aynı dersleri. Nasıl olacak? Birlikte yaşayarak göreceğiz. Yeterli prensip olarak olur. Çünkü bizim ceza genel dersinde doğrudan mevzuatla işimiz çok olmadığı için, mevzuat derken elbette Türk ceza kanunu anlatıyoruz ama mesela muhakemede o iş öyle değil. Muhakemede yamalı bohça gibi biliyorsunuz. Canları sıkıntı.
kıldıkça şak diye bir tedbir getiriyorlar. Şak diye bir süreyi yapıyorlar. Şak diye yeni bir müessese getiriyorlar falan. Genel esaslarda o çok mümkün değil. Onun için bir yıl önce anlattıklarımız bir yılda out of date, yani işte güncelliğini yitiriyor falan değil. Şu an ilkesel konular üzerinde konuştuğumuz için bunlardan sonra da faydalanabilme, geçen seneki derslerden şimdi de faydalanabilme imkanımız prensip olarak olacak. Arada değişen bir şey olursa biz kendi dersimizde onu anlatıyoruz zaten. Deniz der ki, test olması avantajlı, yanlışlarımızla ayrılmamız cevap aratına ulaşamadım. O büyük problem Deniz, biliyorum. O konuda prensip karar almamız lazım. Alınması lazım. Bizi aşan bir konu. Evet, başka sorunuz yok ise, bu arada ben gene çocuklardan mütevellit diyor. Hafif bir burun akıntısı, işte geniz akıntısı ve falan, soğuk algınlığı başlangıcı halindeyim. Arada böyle dayanılmaz hale gelirse sizden izin isteyip bir dinlenip bir daha devam edeceğim. Şimdiden özür diliyorum hepinizden sevgili arkadaşlar. Hocam bize de çok uzun sonra finalde şikayetlerimizin dikkate alındığı belli oldu. Müdahale ettik orada, evet. Bildiklerimizi daha iyi yansıttık. Umarım bu sene süre daha iyi olur. Bak ya. Ya şu YouTube sayfasında bile buradan pazarlık yapacağız diye çalışıyorsunuz abi ya. İnanmıyorum size ya. Vallahi billahi. Halil ne güzel bak alan açıyor kendine. Yeni anayasa yapımıyla. Yahu daha dakika bir gol be. İki ay sonra ilk kez derse oturduk. 10. dakikada Halil dersi nasıl kaynatırız derdinde. Kaynatamazsın Halil'ciğim. Anlatacağım bugünkü konuyu. Yani yeni anayasa yapımıyla ilgili vallahi bir iki kez televizyonlarda da sordular, söyledim. Yok. Ne anayasası yapıyorsunuz abi? Anayasa yapmayı ne zannediyorsunuz siz? Allah aşkına. Sizce bir dakika üzerimde inşallah açılır abi ya. İnşallah ben Eylül-Ekim gibi yani normale döneceğimize inanıyorum. Tamam? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ceza hukuk genel hükümler dersinde biz ilk dönem içerisinde suçun yapısal unsurları üzerinde konuşmaya başlamıştık. Bu bağlamda maddi unsurlar üzerinde ayrıntılı, tipikliğin üzerinde durduk. Maddi unsurların üzerinde durduk. Manevi unsurları tamamladık ve hukuka aykırılık unsuruna kadar geldik. Hukuka aykırılık unsuru bağlamında da kanun hükmünü yerine getirmeyi, yetkili mercin hukuka uygun emrini ifayı ve son olarak meşru savunma şeklindeki hukuka uygunluk nedenlerini gördük. Gönül isterdi ki hukuka uygunluk sebeplerini ilk dönem bitirebilelim ama zamanımız ona el vermedi. Dolayısıyla bu dersimizde ve önümüzdeki derste hukuka uygunluk sebeplerinin kalan iki tanesi olan hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası şeklindeki hukuka uygunluk sebeplerini birlikte inceleyeceğiz. Sonrasında kısaca o konuda da bilgi vereyim. Bu dönem kusurluluk müessesesini ele alacağız. Özellikle kusurluluğu etkileyen nedenleri, hem kusurluluğu kaldıran hem de kusurluluğu azaltan nedenleri inceleyeceğiz. Sonrasında da ceza hukukunda hata konusunun üzerinde ayrıntılı olarak durduktan sonra suçun özel oluşum biçimleri, ki bu dönemin en çok ağırlıklı konusu o olacak tahmin ediyorum. Özellikle suça teşebbüs müessesesi üzerinde çok duracağız. Suça iştirak müessesesi üzerinde duracağız. İşte faillik nedir, şeriklik nedir, müşterek fail kimdir, dolaylı fail kimdir, şeriklik bağlamında azmettiren kimdir, yardım eden kimdir, bunların üzerinde duracağız. Sonrasında suçların içtimağı, yani suçların birleştirmesi müessesesi üzerinde durduktan sonra yaptırım teorisine gireceğiz ve bilemiyorum ne kadar zaman ayırabiliriz yaptırımı ama en azından belli başlı yaptırım teorisine ilişkin kavramları, örneğin bir şartlı salıvermeyi, örneğin bir ertelemeyi, örneğin bir tekerrür müessesesini mutlaka inceliyoruz. Fakat yaptığım teorisine tabii çok 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 geniş zaman ayırabilme imkanımız olmuyor. Sadece uygulamada karşınıza çıkacak olan belli başlı yaptığım hukukuna ilişkin müesseselerin üzerinden geçme imkanımız olacak diye düşünüyorum. Şimdi hakkın kullanılması, en son dersimizde, ilk dönemin son dersinde meşru savunma hukuku uygunluk nedenini inceledik. Ve meşru savunmanın koşullarını inceledikten sonra müesseseyi noktaladık ve saldırıya ilişkin koşulları, savunmaya ilişkin koşulları inceledik ve müesseseyi tamamladık.
Bugün arkadaşlar hakkın kullanılması şeklinde ceza kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasındaki hukuka uygunluk nedeni üzerinde duracağız. Aslında 26. madde son derece açık ve net. Tabii ben şu soruyu söylemezsem olmaz. Nedir o? Kanunla! Herkes bir 26. maddeyi açsın bakayım. Çok açık ve net. Yani aslında o kadar kanun açmayı da gerektirecek bir şey yok ama gene de bir pratiğimizi yapalım. Lütfen elinde, yakında, yöresinde kanunlu olan arkadaşım bir kanuna uzansın. 26. maddenin 1. fıkrası ne diyor? İşte en çok sınıfta bunu yaptıramadığımı üzülüyordum. Yavaş yavaş bitiyor. Hibrit derslerde yapacağız. 20 kişi de olsa derse kanunla geleceksiniz. Anlaştık mı? Sakın ha. Güzel. Çok açık arkadaşlar. 26. maddenin 1. fıkrası. 5 kelime. Şu kadar. Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. Bu kadar abi. Kanun böyle olmalı. Yani sarih, açık, net, hiç tartışmasız ve en kısa ve özlü bir biçimde derdini anlatabilmeli. Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. Ne demek bu? Bu şu demek. Eğer hukuk düzeni kişiye belirli bir sübjektif hakkı vermiş ise o hakkın icra edilmesi, o hakkın kullanılması da hukuka uygun bir fiildir. Dolayısıyla hukuk düzeninin kişiye tanımış olduğu bir hakkın, o hakka bağlı bir yetkinin kişi tarafından kullanılmış olması suç olarak benimsenemez. Bu hukuka uygun bir davranıştır. Bu kadar basit. Peki ne olması gerekir bunun için? Öncelikle kişiye hukuk düzeni tarafından verilmiş sübjektif bir hakkın bulunması gerekir. Bu sübjektif hak dediğimiz şeyin kaynağı bazen kanundur. Kanunla verilmiş olabilir. Tamam. Ha bu kamu hukukundan doğar, özel hukuktan doğar. Sözleşmeden doğar, şuradan doğar. Sözleşme ayrıca. Onu yanlış söyledim ama. Kanundan, kamu hukukundan ya da özel hukukundan doğan bir yetki olabilir. Kanundan doğmuş olabilir. Bazen bir idari işlemden doğan bir yetki olabilir. Bazen de bir yargı kararından doğmuş olabilir. Kaynağı değil, farklılık gösterebilir ama önemli olan hukuk düzeni tarafından böyle sübjektif bir yetkinin kişiye tanınmış olmasıdır. Tamam, sübjektif hak kullanısına tanındı mı? Tanındı. O hakka bağlı yetkileri kullanabiliyorsun. Güzel. Burada ikinci koşul devreye giriyor. Hakkın sevgili arkadaşlar belirlenen sınırlar içerisinde kullanılması gerekiyor. Yani kişiye belirli bir hak tanındı diye o hakkın sınırlarını aşan, o hakkın sınırlarının ötesinde bir yetki kullanılmış ise bu takdirde orada hakkın icrasından söz edilemez ki birazdan örneklerde ne demek istediğim çok daha net anlaşılacaktır. Üçüncüsü sevgili arkadaşlar, bu hakkın mutlaka doğrudan doğruya hak sahibi kişi tarafından kullanılması gerekiyor. Yoksa eğer siz o hakkı kullanabilmek için doğrudan doğruya kişi tarafından kullanılabilir olması gerekiyor. Yani o hakkı kullanmak için siz amirinizden izin almak zorundaysanız örneğin, başka bir makamdan bir karar alınmak gerekiyorsa bu takdirde bu hukuka uygunluk nedeni uygulanmaz. Hakkın icrası, hakkın kullanılması hukuk uygunluk sebebi için o hakkın hak sahibi kişi tarafından doğrudan kullanılabilir. Başka bir makamdan izin, icazet, karar vesaire alınmasının zorunlu olmaması gerekir. Ve nihayet sevgili arkadaşlar son olarak bu hakkın kullanılması ile işlenen suç arasında bir nedensellik ilişkisinin olması gerekir. Eğer o nedensellik ilişkisi yoksa o zaman o işlenen suçu zaten o hakkın kullanılmasına bağlayabilmek, onun kapsamında değerlendirebilmek mümkün olmaz. Şimdi sevgili arkadaşlar, peki nedir bu hakkın kullanılması, hakkın icrası şeklindeki hukuka uygunluk nedenleri dediğinizde bunlar arkadaşlar mevzuatta sayamayacağımız kadar çoktu. Bunlar bir mesleğin kullanılmasından ortaya çıkar. Bazen bir işin yapılmasından, bazen bir sanatın icra edilmesinden, bazen bir sportif faaliyetin yerine getirilmesinden, icra edilmesinden, bazen ifade özgürlüğü, bazen savunma hakkı, bazen şikayet hakkı gibi fevkalade çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Şimdi biz bu dersimizde arkadaşlar kitaplarınızda da yer verilen belirli en temel nitelikteki
hakkın icrası biçimleri üzerinde duracağız ama dediğimiz gibi bunlarla sınırlı değil. Farklı biçimlerde de yeter ki bir normatif temeli olsun, bir yasal temeli olsun. Kanundan kaynaklanan, yargı kararından kaynaklanan, idari işlemden kaynaklanan bir yasal temeli olduğu müddetçe kişi o yasal zemini kendisine sağlanmış olan hakkı o tanınan çerçeve içerisinde kullanmış olmaktan dolayı sorumlu olmaz. Bu alanda ilk olarak uygulama örnekleri açısından nedir hakkın kullanılması kapsamının ortaya çıkabilecek durumlar dediğinizde birkaç örnek üzerinde duracağız. Onların üzerinden gideceğiz. Bir tanesi ifade özgürlüğü. Bizim ülkemizde çok derin tartışma konusudur. Her daim öyleydi. Şu ara biraz daha sorunlu bir dönemden geçiyoruz. Biraz onun üzerinde duracağım. Sonra anayasal bir hak olan ihbar ve şikayet hakkı üzerinde duracağım. Sonra savunma hakkı ve basının haber verme hakkı üzerinde duracağım. Son olarak tıbbi müdahaleler ve sportif faaliyetler üzerinde de kısaca durmaya çalışacağım. Bunların her birisi hukuka uygunluk zemini yaratan hakkın kullanılması şekilleri. Şimdi bir tanesi ifade özgürlüğü arkadaşlar. Yani ifade özgürlüğü elbette ki anayasa hukuku derslerinde bunu görüyorsunuz. İnsan hakları hukuku dersinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde düzenlenmiş olması itibariyle bunu görüyorsunuz. Bizim anayasamızda da 1982 anayasasının 25 ve 26. maddelerinde ifade özgürlüğü düzenlendiği için bu kavramın ne olduğu, bunun kapsamı nelerden ibaret olduğunu siz zaten anayasa hukuku derslerinde gördünüz. Bu bağlamda kişinin kendisini ifade etmesi, kendisini anlatması nedeniyle ortaya koymuş olduğu söylemler, kendini ifade ediş biçimleri, bunun tezahürleri suç olarak kabul edilemez prensip olarak. İfade özgürlüğünün 3 temel unsuru var. Bir tanesi haber alma ve öğrenme özgürlüğü. Biz bunu bir anlamda bilgilenme hakkı da diyoruz. Evet, yani dünyada neler olup bitiyor, ülkede neler olup bitiyor, çevrede neler olup bitiyor. Hepimiz bunu farklı kanallardan öğrenme hakkına sahibiz. Dolayısıyla bu hakkın bir gereği, bu hakkın gereğinin yerine getirilmesi ifade özgürlüğünün birinci unsuru. İkinci unsur arkadaşlar, kanaat özgürlüğü denilen. Bu nedir? Kişi, her insanın, hepimiz, herkesin belirli bir dünyaya baktığı pencere var. İşte hepimizin siyasi görüşünü, ideolojik yaklaşımını, felsefi yaklaşımını, dini benimsediği esasları, dinsel esasları ortaya koyan tüm bu kanaat özgürlüğü benimsemiş olduğunuz o yaklaşımı, o ideolojik yaklaşımı, o felsefi yaklaşımı, benimsemiş olduğunuz o dinsel inancın gereklerini ifade etmeniz, ortaya koymanız, bu kanaatlerinizi belirtmeniz, bunlarla ortaya çıkmanızda kimsenin size bir yasak getirememesi, kimsenin size engelleyememesi bunlarla ortaya çıkmakta özgür olmanızı ifade ediyor. Fakat burada bu kanaat özgürlüğüyle bağlantılı bir konu var. O özgürlüğün sınırları anlamında günümüzde giderek artan şekilde önem taşıyor. Nedir o? Nefret söylemi. Sen elbette belirli bir inanca, belirli bir ideolojik görüşe, belirli bir felsefi kanaate sahip olabilirsin. Bunda hiçbir tereddüt yok. Bunu ifade edebilirsin ama bu başka görüş sahipleri, başka toplumda özellikle azınlık statüsünde olan belirli görüş, düşünce, felsefi inanç, cinsel yönelim sahibi olan kişilere yönelik bir nefret kusma şeklinde ortaya çıkıyorsa, onlara yönelik bir hedef gösterme, provoke etme, onların var olma hakkına yönelen bir saldırı şeklinde ortaya çıkıyorsa o söylem, İşte o zaman sevgili arkadaşlar bu kanaat özgürlüğünün de kısıtlanması gerektiği ortaya çıkar. Çünkü netice itibariyle nefret söyleminin kabul edilmesinin esası toplumsal barış huzur içerisinde hep birlikte, en önemlisi bu, birlikte yaşayabilme zemininin ortaya konulabilmesi. Sen o birilerinin o toplum düzeni içerisinde yer almaması için onların baskılanması, ortadan kaldırılması, şu bu vesaire neyse o, ona yönelik olarak bir söylem içerisine giriyorsan artık bu kanaat özgürlüğü değil. Onun bir sınırı var. O sınırı aşmamak gerekiyor. Son olarak da üçüncü boyutu haber alma özgürlüğü dedik. Haberle bilgilenme hakkı diyorum ben ona. İki, kanaat özgürlüğü sınırını belirttik. Üçüncüsü de düşünceyi açıklama hürriyeti. Bu ifade özgürlüğünün üçüncü temel unsuru. Burada da arkadaşlar
elbette ki hayata yaklaşımımız vardır. Herhangi bir toplumsal konuya ilişkin olarak hepimiz nasıl bakıyorsak o olaya, onu özgürce ifade edebilmemiz lazım. Onu Idi Amin'e, yanlış hatırlamıyorsam, bu Afrika'lı Sahra Altı'nın en önemli diktatörlerinden bir tanesi, ona atfederler bu sözü. Derler ki, diyor ki, bizim ülkemizde sınırsız düşünce özgürlüğü vardı ama o düşünceyi ifade ettikten sonra başınıza geleceklerden başınıza gelecekleri garanti edemem. Idi Amin'in sözüdür. Evet. Yani düşünürsünüz, kafanın içerisinde o düşünce geçer de onu ifade ettikten sonra ne olur? İfade özgürlüğü bunu korur arkadaşlar. Peki bunun bir sınırı yok mu? Her türlü düşünce özgürce ifade edilebilir mi? Hayır. Az önce ifade ettiğim nefret söylemiyle de bağlantılı bir biçimde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10. maddeyle ilgili ta 1967 Handicide kararının itibaren belirlemiş olduğu bir çerçeve var. Fevkalade geniş. Yani şu an ifade özgürlüğü o kadar güzel bir konu ki üzerinde çok uzun konuşması geliyor insanın. Bakacağımız çerçeve şu olmalı arkadaşlar. Bu ülkede, bu dünyada hiçbirimiz diğerinden daha üstün veya daha aşağıda değiliz. Daha birinci sınıf veya daha ikinci sınıf değiliz. Hepimiz eşit yurttaşlarız. Dolayısıyla sizin fikriniz, sizin düşünceniz, sizin ideolojiniz, sizin dininiz, sizin mezhebiniz, sizin hayata bakışınız, sizin felsefi yaklaşımınız ne kadar değerli ve kıymetliyse, diğer insanın düşüncesi de size ne kadar ters gelirse gelsin, size ne kadar itici gelirse gelsin, size ne kadar, sizin ne kadar rahatsız edici olursa olsun, onun düşüncesi de sizinki kadar saygıda. Siz ne kadar düşüncenizi ifade etme hakkına sahip iseniz, size çok 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 ters gelen o düşüncelerin, kanaatlerin ortaya konulması, ifade edilmesi de o insanlar açısından aynı şekilde bir hak. Dolayısıyla demokrasi bir tahammül rejimi olduğuna göre hepimiz, bize ne kadar farklı gelse de, bize ne kadar rahatsız edici gelse de, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesine tahammül etmek zorundayız. E peki herkes her şeyi söyleyebilecek mi? Hayır. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya koyduğu standart çok net. Bir ifade ne zaman yasaklanabilir? Ancak açıkça bir şiddet çağrısı yapıyorsa, bir şiddet kullanımına ya da şiddet kullanımına ortak zemin hazırlanmasına neden oluyorsa, işte o zaman o şiddete yönelen o ifade biçiminin yasaklanabileceğini kabul ediyor. Ama onun dışında bir şiddet çağrısı içermiyorsa, ne kadar ters, ne kadar abes olursa olsun bize göre o düşünce biçimi, onun ifade edilmesine tahammül etmekle yükümlüyüz. İfade özgürlüğünün temel kriteri budur sevgili arkadaşlar. Tamam. Çok çok uzun konuşulabilir ama yani ben bu ana hatları çizerek bırakayım. Bu konuda isterseniz fevkalade güzel düşünce şeyiniz geliştirebileceğiniz, yaklaşımınızı geliştireceğiniz çok güzel eserler var. Özellikle anayasa hukukçuları tarafından ortaya konulmuş olan, kendinizi geliştirmek isterseniz onları tavsiye ederim. Ama dersimizin üzerinde ancak buna değineceğiz. Birincisi ifade özgürlüğü dedik. Hakkın kullanılması. Kendimi ifade ederim arkadaş. Ha. Mesela bu ifade özgürlüğü mutlaka sözlü olmak zorunda da değil. Yani bir sanatçı mesela bir resim yapar. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yapar mesela, resim deyince aklıma gelen eser. İspanyol İç Savaşı'nda Picasso'nun Guernica. Hepinize tavsiye ederim. O eser gözünüzün önünde canlandı mı? Franco diktatörlüğü döneminde mesela 30 yıl boyunca eserin İspanya'ya girmesine izin verilmedi. Dünyada müze müze dolaştı. Sonra Franco'dan sonra geldi. Şu an Madrid'de Reina Sofia, Kraliçe Sofia Müzesi'nde bir uğramanızı çok tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten John diye böyle kalıyorsun karşısında. Guernica kasabanın adı. İspanyol İç Savaşı sırasında Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'nin ani saldırısına uğrayan ve binlerce insanın, hayvanın, bütün şeylerin, evet, kasabada, o çiftçi kasabasında yaşayan bütün canlıların neredeyse katledildiği bir büyük saldırı, onu resmediyor. Şimdi o ifade biçimi, tamam? Ama tabii yönetenlerin hoşuna gitmiyor. Savaşı kazanmış Franco ister mi öyle bir şeyi?
ortaya konulması yok. Senelerce dolaşıyor, dolaşıyor, geliyor. Onun gibi. Yani bunu şey için anlattım. Ressamın ifade özgürlüğü başka. Şairin ifade özgürlüğü başka. Sinema filmi yönetmeninin ifade özgürlüğü başka. Ama onların hepsi bir o insan olmaktan kaynaklan çok güzel bir sanatsal tabir ortaya koyuyorlar. Dışa vurum. Ha, herkesin o dışa vurum şekli farklı. Bunların hepsi ifade özgürlüğü şemsiyesi altında korunuyor sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bir diğeri arkadaşlar üzerinde duracağımız hakkın kullanılması başlığı altındaki hukuk uygunluk zemini söyleyin ismini. İhbar ve şikayet hakkı. Bu aslında arkadaşlar şeyde düzenliyor. Bizim anayasamızın 74. maddesinde düzenleniyor. Ne var orada? Dilekçe hakkı var. Dilekçe hakkı kişi salt o dilekçe hakkını kullanmış olmaktan dolayı sorumlu olamaz. Eğer o dilekçede birilerine suç isnadı var ise bu takdirde bu ceza hukukun ilgi alanına giren bir konu olur. Bizim hukukumuzda örneğin diyelim ki bir mühendisin çalıştığı şirketin yolsuzlukla ilgili bir iş, bir takım yolsuzluk devletten ihale alıp işte rüşvet karşılığı bunları yaptığına ilişkin tespitlerinin olması fakat bunu imzasız bir mektup ile gidip işte savcılığa bildirmesi halinde bu durum suç teşkil eder mi? Prensip olarak etmez arkadaşlar. Dilekçe hakkının tezahürü. Ne zaman bu iş suç teşkil eder? Şu zaman suç teşkil eder sevgili arkadaşlar. Ceza kanunumuzun 267. maddesinde bir iftira suçu var. Ama bu iftira suçu bizim günlük dilde kullandığımız iftiradan farklı. Bizim günlük dilde kullandığımız iftirada ne var sevgili arkadaşlar? İşte bana iftira etti yani haksız bir söylem bulundu. Bana iftiraya uğradım diyoruz değil mi? Haksız söylem. Hayır. Ceza kanunu 267'deki iftira suçu öyle değil. Ceza kanunu 267 anlamında iftira suçunu oluşabilmesi için kişiye hakkında dava açılabilmesi, kişi hakkında yargılama yapılabilmesi, kişi hakkında işte cezalandırma ergin gerçekleştirilebilmesi için dikkat, anahtar şu, suçsuz olduğunu bildiğiniz bir kişiye karşı bir suç isnadında bulunacaksınız. Yani o kişinin o suçu işlemediğini bileceksin ama sırf işte farklı nedenle ayağını kaydırayım, onun yerine ben geçeyim veya şudur budur neyse. Bu gibi bir şeyle farklı bir saik ile suçsuz olduğunu bildiğiniz bir kişiye karşı siz bu fiili işlerseniz bu takdirde sevgili arkadaşlar ceza kanunu 267 anlamında bir suç isnadından söz edebilmek mümkün olabilir. Dikkat edin, burada şüphelenmek yetmez. 267. maddenin oluşabilmesi için suçsuz olduğunu bilmeniz gerekiyor o kişinin. Dolayısıyla vermiş olduğum örnekte bu mühendisin devletten ihale alan şirketinin işte ciddi yolsuzluk yaptığını şüphelenmesi, buna ilişkin belirleri görmesi halinde yaptığı müracaat o şirket hakkında Türkiye pratiğinde hemen istisnasız şekilde öyle olur. Takipsizlik kararı verilmesi o şirketin yöneticileri hakkında dava açılamaması halinde İftira suçuna sebebiyet vermez. Neden? Çünkü iftira suçunun oluşabilmesi için suçsuz olduğundan şüphelenmiş olması yetmez kişinin. Suçsuz olduğunu bildiği o kişi hakkında bir iftirada bulunması halinde kişi ancak cezalandırılır. Hele ki işte suç delilleri uyduruyorsa vesaire alacağı ceza daha da arttırılır diyeyim sevgili arkadaşlar. Ne var şimdi üzerinde duracağımız? Yavaş yavaş hastalık etkisini gösteriyor. Şey yapalım mı? Bana 5 dakika izin verecek misiniz? Bir toparlayayım kendimi. Sonra devam edelim. Deniz diyor ki yolsuzluk yapan şirkete imzasız mektupla hakaretle dolu ithamlarda bulunmak suç teşkil eder mi? Eder. Hakaret başka bir şey. Bu arada iftira suçundan başka bir şey. Hakarette çok açık arkadaşlar. Ceza özelliği göreceğiz. Onu şeref ve saygınlığı rencide eden bir somut fiil veya olgu isnadı var. Veya sövmek suretiyle onu şeref ve saygınlığa saldırı söz konusu. Dolayısıyla hakaret suçu her durumda kontrol eder. Bir 5 dakika arkadaşlar bir izin verelim. Saat 9.34, 9.40'da yeniden bir araya geliyoruz. Tamam. Görüşmek üzere.